Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Bugün amino asit ne işe yarar? Faydalı, faydaları, zararı nasıl kullanılmalı? Önceliğimiz bu. Boşu boşuna cebinizi boşaltmayın. Videoyu sonuna kadar seyredin. Siz de bu hadiseden zarar görmeyin. Tabii ki kullanılacak bunu derken. Ama yanlış kullanımlardan dolayı hem zarar görüyoruz hem cebimiz boşalıyor. Arkadaşlar, varoluşun kontakları vardır. Bundan bir tanesi tabii ki asitlerden geçer. Ama yapı taşı olarak sıralanır. Hücre, gıda, amino asit. Bu üçlem arkadaşlar insanoğlunu ve bitkileri ayakta tutan unsurlardan bir tanesi. Ama biz eğer ki amino asiti gıda olarak, ki lütfen mesajı da yazabilirsiniz, %90'ımız, hatta 99'umuz amino asiti gıda olarak kullanıyoruz. Amino asit arkadaşlar bir gıda değildir. Sizi yanlış yönlendiriliyorsunuz ve akabinde çıkan sorunlarla yine kendiniz mücadele ediyorsunuz. Dolayısıyla amino asit kesinlikle bir yapı taşıdır. Asla gıda değildir. Sevgili arkadaşlar, hücre, hücreyi tamamlayan gıdalar, gıda yapı taşı hücreyi, amino asitin yapı taşı arkadaşlar gıdayı oluşturur. Bunun başka alternatifi yoktur. Her havuzun başında amino asit görmekten İnanın yani gına geldi, ki gübrecilerden kaynaklanan bir yanlışlık. Amino asit arkadaşlar fazla verdiğinizde, ki kullanın tabii ki, fazla verdiğinizde, hani diyoruz ya, avokadolar dökülüyor falan oluyor filan oluyor. Bu dökülmekle beraber tekrar amino asit yükleniliyor şeye, ağaca. Amino asitler arkadaşlar eğer toprağınızda fazlaysa, bitkiniz amino asidi aldığında farklı reaksiyonlara girer. Mesela amino asit bitkilerin en çok ihtiyacı olan besinlerde kilitlemeler yapmaz. Fakat azaltmalar, kullanımı kısıtlamalar. Mesela kalsiyum. Amino asit arkadaşlar kalsiyumun fazla olursa bir numaralı düşmanı. Amino asit peki diyeceksiniz, nasıl oluşacak? Her zaman söylüyorum arkadaşlar, beni takip eden arkadaşlarım bilir. Toprağınızda humus olacak. Humus neyle olacak? Organik madde. Hala insanları organik maddeden uzak tutabilmek için herkes eline geleni yapıyor. Bunları yapan, artık bıktım ben söylemekten. Siz lütfen toprağınızın dengeli ve düzelmesini sağlayın. Bu organik maddeler, tekrar söyleyeyim, başı hayvansal gübreler çeker, solucan gübresine kadar, leonardit benzeri, bunun bir sınırı yok arkadaşlar. Ama toprağınızda humusu oluşturun, amino asitleriniz de bununla beraber ağaca yardımcı olun. Çünkü canlı kendisi amino asitleri üretir. Bu insanoğlu da aynıdır. Ne yaparsanız eti yersiniz, ette bir amino asit vardır. Amino asitin çeşidi çok fazla arkadaşlar. Bunu ağacın, bir ağaç 20 tane, 30 tane amino asitin üretebileceği 12, 13, 15 tanesini üretebilir. Gerisini tabii ki dışarıdan takviye vermek tabii ki uygun. Fakat fazla, kesinlikle gereksiz yere amino asitleri kullanmayın. Amino asidi kullandığınızda ağaçlarınız başlar sıkıntılar. Sararır demir, sararır şu, sararır bu. Amino asitleri şöyle kullanın, ki ben öyle yapıyorum. Mesela uyarıcıdır arkadaşlar amino asit. Neyi uyarır, neyi tetikler? Ağacı silkeler. Öyle anlatırsam daha iyi anlarsınız. Ağacı bir silkeler. Ağaç kendine gelir, kendini koruyacak elementleri, iz ve elementlerini taşır.
amino asidin bir yapı taşı olduğunu daha önce de söylemiştim. Gıdanın arkasında tek destekleyici, ağacın ayakta kalmasını sağlayacak bir şey varsa amino asit. Ama bu zaten ağaç kendisi üretiyor. Üretmekle beraber toprağımızı düzeltirsek, sevgili arkadaşlar, amino asitlere çok fazla yüklenmeden ve gelişimimizi, ağaç gelişimimizi daha zinde, daha formda, daha gelirli, yani meyve gelirli sağlayabileceğimiz unsurlardan bir tanesi. Lütfen arkadaşlar, bakın, sizin bahçeleriniz iyi ise ekonomimiz iyi. Sizin bahçeleriniz iyi ise herkesin morali iyi. Bakıyorum tüm çiftçinin morali bozuk. Bir sürü sorunlar, bir sürü sıkıntılar. Bununla beraber lütfen arkadaşlar gübrelemelerinizi araştırın. Duyuyorsunuz solucan gübresi solüsyonu. Duyuyorsunuz işte bilmem ne. Duyuyorsunuz işte 9 iz element. Tamam arkadaşlar, bunlar gerekiyor. Ve bununla beraber toprak analizlerinizi mutlaka yapın. Toprak analizlerinizi yapmadan gübrelemeyi boşu boşuna yaparsınız. Ağacınız şaşırır durur. Hiç durmadan şaşırır. Bir öyle yapıyorsunuz, böyle. Görüyorum arkadaşlar sahada. Suyunuz yetersiz, kimyasal yüklüyorsunuz ağaçlara. Ondan sonra uçları yandı, şu oldu, bu oldu. Birçok yanıkların sebebi arkadaşlar bakın. Verdiğiniz amino asitler, bakın diyorum, yapı taşıdır amino asit. Yapı taşı bir ağacın ya da canlının ayakta durabilmesidir. Ayakta durmak. İnsanoğlunun kasını güçlü kılanın şeylerden bir tanesi amino asit. Amino asitsiz olmaz. Fazla yüklediğinizde boştur, boş. Her sulamada veriyorum hocam diyor. Amino asidi veriyorum. İşte gübreci verdi, destekle diyor. Her sulamada amino asit diye bir şey olmaz. Hava sıcaklığı çok berbattır. Tetikleyin. Soğuğa gireceksiniz, tetikleyiniz. Meyve tutumunda tetikleyin. Ama yılda 10 kere amino asit vermeyin. Amino asit bir gıda değildir, yapı taşıdır. Sevgili arkadaşlar, siz gıda olarak kullanıyorsunuz. Amino asit yapı taşıdır. Tekrar söylüyorum. Bunu bir gıda olarak kullandığınızda yanlış yaparsınız. Lütfen arkadaşlar. Eğer besin ya da tarımla alakalı benzer konularda sorunuz olursa videonun altına mesaj yazın. Cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.